Çok teşekkür ederiz. Alkışlar dördüncü yarışmacımız Halime Hanım için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Evliyim. İstanbul'dan katılıyorum. Annem babam için özellikle katıldım. Sizin çok sıkı hayranınız, takibiniz yıllardır. Sağ olsunlar. Ya illaki git hani seni görelim, Ali İhsan Bey'i görelim. İsimleri nedir? Mustafa Menteşe, Meryem Menteşe. Buradan selamlarımı iletiyorum. Size çok selamları var. Sağ olsunlar. Sizi çok seviyorlar. Sırf onları mutlu etmek için aslında katıldım. Hem mutlu edelim hem gururlandıralım. Kaç puan bekliyorlar? 8000 küsür. 8000 mi? Yani. Biraz önce 9000 dediniz. Başlamadan önce 9000 dediğinizi duydum. Evet. Demek ki biraz kendimizi sıkıntıya sokarsak tamam. Onu 9300 de yaparız efendim. Tamam. Hadi başlayalım. Buyurun. Şöyle bir soru. Vazife ve vecibe sözcüklerinin Türkçe kökenli karşılığı. Bu benim vecibem, bu benim vazifem. Görev. Görev 5 harflidir malum. Bir de vecibe anlamına gelmez görev. Harf alayım. Öyle mi? Peki aldık bir tane. Ö harfiyle başlıyor. Ödev. Yerine getirmem gereken şey. Ödev. İkincisinde biraz daha cimri davranmaya peki. Davet ediyorum sizi. Buyurun bakalım. Ses anlamına gelir. Yaygın bir kadın ismi olarak da kullanılır. Ses yok. Nerede o kadın? O da yok. Seda. Nedir? Seda. Seda'dır. Haydi gelsin. Beş harflidir. Tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur efendim. Farz edelim ki. Güya. Şayet. Farz edelim ki. Güya. Şayet daha çok böyle bir ortaya bir şart koşul. Bu sürem gidiyor. Alalım bir harf. Alalım bir harf. Aldık bir harf. Yani öyle değil ama öyle gibi. Şöyle bir baksan öyle sanki sanırsın, zannedersin. Çok heyecanlıyım. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. İki tane harf aldık. Üç tane daha alabilecek durumdayız. Bu bence diğerlerinden biraz daha zor bir kelime olabilir. Çünkü oldukça eski bir kelime. Artık gündelik konuşmada pek karşımıza çıkmıyor. Nereden aşinayız biz bu kelimeye? Gençliğe hitabede geçiyor efendim. Hadi bakalım. Durumlar, haller, vaziyetler anlamında Arapça kökenli bir kelimedir. Gençliğe hitabede şerait kelimesiyle birlikte kullanılır. Bu imkan ve şerait içerisinde. Bu haller... Durum. Eski kelimedir. Harf alayım. Aldık harf. Basayım. Ey Türk istikbalinin evladı. Bu... Çok aklıma gelmiyor. İhsan. Nokta nokta... İhsan diyeceğim. İhsan demeyin. Haller. Haller. Hal, durum. Gelmiyor. Gerçekten. Vaziyet, hal. Ahali gibi bir şey. Gayret, gayret, ahali. Gayret. Şeyi düşünseniz... Ahali. Gençliğe hitabeyi düşünseniz bulur musunuz? Tam son üçüncü çok paragrafta. Maalesef. Neydi acaba bu? Bu ahval ve şerait içerisinde. Canım sağ olsun. Başlar başlamaz başımıza geldi. Daha dördüncü soruda yaşadık bunu. Ancak 8700 puana çıkabiliriz efendim. Yani 9300 olmayacak. Daha rahat edebilirsiniz. Evet, harf alabilir. Olsun. 8000 demiştiniz zaten. Evet. 8000'in üzerine çıkın da anneyi aynen. Babayı da mutlu edelim. Hadi bakalım. Nasıl bir soru? Mecazen göze çarpacak kadar başarılı anlamında kullanılan bir sözdür bu. Nasıl bir öğrenci? Göze çarpacak kadar başarılı bir öğrenci. Harf alayım. Nasıl bir zeka? Pratik. Pratik değil. Pratik öğrenci olur mu? Pratik of. Kız lisesi vardı. Evet. Pratik değil. Hiç aklıma gelmiyor gerçekten. Göze çarpacak kadar. Parlak. Parlak. 500 puan.